Dünyada Allah'ın gerçek dostu olmak öyle kolay bir şey değildir. Allah onun önüne o kadar çok engel koymuştur ki, o kadar engeli aşıp öne çıkan baba yiğit çok nadir olur. Çünkü Allah kendi sevgisine ulaşmada yüzlerce perde koymuştur. İnsanlar tembelliğinden bazen bir iki perdeyi aşabilirler, üçüncü perdeyi aşamazlar. Veliler mesela 100-150 perde yaşıyor, peygamberler 1000 perdeyi aşarlar. Mesela Mehdi gibi insanlar, Hazreti İsa gibi insanlar da öyle. Bunlar da 1000 perdeyi aşan insanlar. Mesela dünyada şu an Allah'ın iki tane en önde olan sevgilisi olacak. İki sevgilisi. Biri Mehdi, biri Hazreti İsa Aleyhisselam. Bunların özelliğini biliyor musunuz? Bütün imtihan şartlarını teker teker açtıkları içindir. Mesela insan sabah namaz kılacak kalktı. İşte bitkinlik hissediyor. Başı da ağrıyor. Beli tutulmuş. Birisi hakaret ediyor mesela. Evde yiyecek yok. Hava soğuk. Ya diyor, haşa, Allah olsa diyor, bana bunu yapmazdı diyor. Yani bu kadar şart, bu engel olmaz diyor. Demek ki diyor, benim bilemediğim bir şekilde Allah yok diyor. Tepe üstü düşüyor. Veli olan daha yok mu der. Bunlar bir aşar, bir kere bunlar hiç gelir ona. Ve aşar, işte aşkın önünde engeller vardır. Yani aşk o zaman herkese aşık olur. Herkes deli aşık olur. Nadir insana veriliyor. Bakın mesela İslam aleminde çok büyük alimler var. Ve devletlerinde muazzam imkanları var. Mesela Suudi Arabistan düşünelim. Ben gariban normal Allah'ın bir kuluyum. Yani herhangi bir insanım, bir özelliğim de yok. Yani tabii din eğitimi de almadım. Yani kendi kendimi yetiştirdim ben. Mesela Suudi Arabistan'da gerçekten iman eden insanlar olsa, gerçekten iman etse, gerçekten deli aşık olsa, ya bir bakar, Darwinizm, materyalizm var, ne yapmış? Komünizmi, faşizmi getirmiş dünyaya, mahvetmiş dünyaya, vahşi kapitalizmi getirmiş, insanlardan sevgiyi almış, değil mi? Birinci Dünya Harbi'nin, İkinci Dünya Harbi'nin çıkmasına sebep olmuş. 350 milyon insanın ölümüne sebep olmuş bir felsefe Darwinizm. Bu Karl Marx da söylüyor, Troçki de söylüyor, efendim Mao da söylüyor, hepsi söylüyor. Biz diyorlar, Darwinizme dayandırarak felsefemizi kurduk diyorlar. Ya mesela ben kendime örnek vereyim. Ya Suudi Arabistan'da kral olacağım. Bütün profesörleri toplarım. Yahut 30 tane profesörü toplarım. Arkadaşlarım ne kadar fosil varsa dünyada toplayın. Parası inan değil mi ya? Alın size 100 milyar, 200 milyar ya 500 milyar dolar da veririm. Ne alacak ya var. Bütün fosilleri toplatırım. Birçok müze kurdururum. 1 milyon adet de kitap bastırırım. Bütün dünyaya dağıtırım. Alimler topluluğunu kurarım. Ahir zaman anlatırım. İslam'ı anlatırım. Ve muazzam bir güç haline gelirim. Bakın Allah'ı sevdikleri halde, dini sevdiklerini söyledikleri halde ve muazzam din eğitimi aldıkları halde bunlar alim insanlar. Buna güçleri yetmiyor, yapamıyorlar. Ya takliden yapmak ister. Mesela en azından takva görünmek, insanları etkilemek, yani Müslüman alim olarak görünmek ya da Müslüman aleminin lideri olmak için sırf hırsından yapabilir istese. Yani evliya desinler, veli desinler diye yapabilir istese. Yapamaz. Gücü yetmiyor. Niye biliyor musunuz? İman edemiyor. Ya ondan gerisinin gücü yetmiyor işte.